Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında Tümavar'ın 5 testlerindeki test altının çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 27 birim küpten oluşan soldaki küpten 11 birim küp çıkartılarak sağdaki cisim elde edilmiştir. Buna göre cismin yüzey alanı kübün yüzey alanına göre kaç birim kare değişmiştir diye soruluyor. Öncelikle 6 tane A kare kaç yapıyor? 6 kere 9 54 yapıyor. İlk alanımız kaç arkadaşlar? 54. Şimdi bunun alanını bulalım. Bunun alanını nasıl buluyorduk gençler? Görünen yüzey çarpı 2 demiyor muyduk? Evet, görünen yüzeyleri saymamız yeterli olacaktır. Bunu hep söyledik. Benim küpler oluşturan yapılarda bu şekilde yapıyorduk. Görünen yüzeyleri sayalım. Hocam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 alt tarafı da görüyoruz bakın 25 26 27 burası da 28 başka bir yer kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı gibi 28 saydık burada. O zaman tüm alan kaç yapacak? 56 yapacak. Ha bir tane daha var. Bak 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 bak. Şu arkadaki yeri görmedik arkadaşlar. Şurası bak görünüyor. Biraz bir parçası görünüyor. Şurası da sayacak olursak 29 yapmış oldu arkadaşlar. O zaman alan ne olacak? 29 çarpı 2'den 58 yaptı. Eski alan 54 yeni alan 58 ne oldu? 4 birim kare artmış oldu arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 80 pi oldu birim kare olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın bu simetri ekseni. Çünkü bir düzgün beşgende çizilen açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Ya da çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır ve kenar ortaydır Hatta bu simetri ekseni bu simetri ekseni ise kesim noktaları burası her şeyin merkeziydi. O zaman ben öbür simetri eksenlerini çizecek olursam tam buradan geçmek zorunda mı arkadaşlar? Evet çizdik ve çizdik. Hatta bir tane de şuradan çizelim isterseniz arkadaşlar. Çizdik. Bunlar hep açı ortay ve yükseklik mi arkadaşım? Yükseklik ve tabanı da iki eş parçaya bölüyor mu arkadaşlar? Bölüyor. Şimdi gençler buradaki alan A ise buradaki alan da A, Bak bir üçgenin alanı 2A diğer taraflar da 2A olmak zorunda değil mi? Evet. E, bunlar da AA diye paylaştım böyle arkadaşım? Paylaştı. Şimdi dikkat edin. 2A artı B alanını vermiş bana 80P. Hocam 2A artı B burası 80P. 2A artı B aynı zamanda burası değil mi arkadaşlar? Evet. E aynı zamanda şurasını ben bulabilir miyim? Şurada kaç şey falan bulabilir miyim arkadaşlar? Bulurum. Çünkü bu simetri ekseni. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. Yani bunlar 54 54. E hocam burası da 54 54. E hocam 54 90 sa burası 36 burası da 36 diyebiliriz. Ya da hocam 5 tane üçgen var ya böyle. Hani sağlam 5 tane üçgen var ya. 360 bölü 5 tane de burayı 72 de bulabilirdik gerçi. Neyse 2A artı B alanını vermiş bana. Ne demiş? 80 pi demiş. 80 pi neye eşit? Pi R kare çarpı 72 bölü 360 eşit değil mi? Çünkü bunun yarıçapı R. Çemberin yarıçapı yapı aynı zamanda. E o zaman olay bitti mi? Bitti arkadaşlar. 72 ile bu sadeleşince 5 kaldı. P'ler sadeleşti. P'leri de sadeleştirelim. Ondan sonra 5 ile de 80 çarpınca 40 yaptı. Yani 400 yaptı. R kare 400 ise R buradan kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle C han oldu arkadaşlar. Yarım çemberler verilmiş ve yay uzunlukları verilmiş. Arkadaşlar bunun yarı çapına A diyecek olursak Hocam 2 pi a bölü 2. 2 pi a bölü 2. Neye eşitmiş? 4 pi'ye eşitmiş. E buradan 4 pi'ye eşitse 2'ler gidiyor. Pi'ler gidiyor. Buradan a kaç geldi arkadaşım? 4 geldi. E o zaman buraya 4, 4 yazalım. Sonra 2 pi b bölü 2 eşittir 8 pi dersek. Hocam pi'ler gitti, 2'ler gitti. B'yi de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Evet. Bunun yarıçapına b demiştik. Burası da 8, 8 oldu. E artık hocam bunun da yarıçapı 2 2 dersiniz herhalde. Niye? 2 pi c bölü 2. Ben yine de yazayım. Ise, gitti, 2 pi ise pi'ler gitti. 2'ler gitti. C de buradan kaç geldi arkadaşlar? C de buradan 2 geldi. E o zaman 2 de geldiyse tamam bizden bu isteniyor. Bu teğet noktaları. Bunlar 90'lar derece değil mi arkadaşlar? Evet. Yarım çemberde. Bakın x bölü y isteniyor bizden. Yarım çemberde arkadaşlar çapa dik çizilmişse. Şu tavsiyede bulunmuştum hep ben size. Hocam çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturun. Niye? Ne çıktı burada? Öklit. X'in karesi nedir? Dikten dik çizildi. Öklit. X'in karesi nedir? 8 çarpı 8 çarpı tamamı. Yani kaç çıktı? 20 çıktı. O zaman buradan X ne geldi arkadaşlar? Bu 160 yaptı. X de buradan kök 160 oldu arkadaşlar. Bu da 4 çarpı 4 çarpı pardon 16 çarpı 10 olduğundan 4 kök 10 oldu mu arkadaşım? Oldu. Sonra öbürüne bakalım. Öbürüne baktığımız zaman burada da çapa dik çizilmiş. Burada da çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturalım mı arkadaşlar? Oluşturalım. Hocam buraya da y diyecek olursak burada da dikten dik çizilmiş. Şöyle. Y kare d eşittir. 4 çarpı 24 mü? 4 çarpı 24 olduğundan dolayı. 4 kere 4 16 8 96 burası. Y de buradan kök 96'dan 16 çarpı 6 4 kök 6 mı geldi arkadaşlar? Evet. Bizden x bölü y isteniyor. Yani 4 kök 10 bölü 4 kök 6 isteniyor. 4'ler gitti. Ee, bunu kök 2'ye bölsek kök 5 kök 5 kök 2'ye bölsek kök 3. Kök 3 eşitliğine çarparsak da kök 15 bölü kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Şekilde içe verilen düzgün beşgenlerin merkezleri aynı noktadadır. O, A, doğrusal. Tamam. İşte bunlar da birbirine eşit verilmiş. Bu eşitleri de kullanalım arkadaşlar. Şu, 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 şu eşit verilmiş. A, D'yi bir vermiş. Arkadaşlar 5 eşit parçaya ayrıldığı için buradaki alan 1 bölü 5 midir? Evet. Ama öncelikle burada bir alan dağıtım yapabilirim. Şunlar birbirine eşitse. Gençler şöyle bir şey. Şunlar birbirine eşit olduğunda bunlar nasıl gidiyordu arkadaşım? Burası A, burası 3A, burası 5A, burası 7A diye gidiyordu değil mi? Niye? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A ise 4 A. Hocam 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. A ise 9 A. Buraya da 5 A kaldı. Ee, sonra 1 bölü 4'ün karesi 16. A ise 16 A. 7 A kaldı. Yani burası A. Sonra 3 A. Sonra 5 A. Sonra 7 A. E, tamam bu üçgenler hepsi aynı olduğuna göre. Aynı mantık burada da var arkadaşlar. Ee, 3 A'dan taralı bölge demiş Taralı bölgenin alanları toplamı. 3 A'dan kaç tane var? 5 tane var. Yani 15 A artı 7A'dan da 5 tane var. 35A isteniliyor bizden. O da 50A isteniliyor. A alanı ne eşit arkadaşım? Bu şu beyaz alan 5'e eşit olduğundan dolayı 1'e eşit olduğundan dolayı 5'e böldüğünde 1 bölü 5 mi? Evet 50 çarpı 1 bölü 5 olduğundan A alanı. Burası da kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Yani cevap balık esir. Somon ile imal eden bir fabrika düzgün altıgen şeklindeki aşağıdaki bir somonlar üretecektir. Somonun yüksekliği 4 cm. Altıgenin altıgenin bir kenarı 5 cm ve içteki dik silindirin yarıçapı 4 cm'dir. Buna göre bir somun için gerekli çelik miktarı nedir? Arkadaşlar, bu somunu oluşturmak için altıgen prizma şeklindeki bir şeyden bir silindir çıkartacaksın, değil mi? İşte bizden bu isteniyor. Bunun hacmi isteniyor. Yani altıgen prizmadan silindirin hacmini çıkart diyor sana. Altıgen prizmanın alanı nedir? Taban alanı 6 tane a kare kökü 3 bölü 4 çarpı yükseklikten neyi çıkartacağım? Silindirin hacmini. Pi r kare çarpı h. Haş. H'ı çıkartacağız. H dediğimizde zaten 4'tür. E buradan ne geldi? Bölü 4'ler gitti. Bölü 4'ler gitti değil mi? Bu 25 çarpı 30 kaç yaptı? 150. 150 kökü 3 eksi. Bu da 16 çarpı 4'ten 64 pi mi yaptı arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle akçay oldu. Yarıçapı 1 metre olan silindir şeklindeki kuyunun yüksekliği 2,4'tür. Evet, yarıçapı da 1 metre olarak verilmiş. Kuyunun dibinde göz hizası 1,8 metre olan Ahmet'in yerden 3 metre yükseklikte olan tavanda görebileceği alanlar toplama en fazla kaçtır diye soruluyor. Mesela bizim eleman tam duvar kenarından baksa. Ahmet'in genişliği de göz önünde bulundurulmasın. Tam buradan baksa. Tam buradan baksa. Hop en fazla şurayı mı görecek arkadaşlar tavanda? Evet. Hocam peki Ahmet gelip bu duvara yapışsa böyle hocam hop şöyle bir şey mi görecek arkadaşlar şurada tabanda evet. Aa, şurası yaptı hocam bir çizgi yaptı hocam demeyin. Peki Ahmet ya böyle sırtını benden tarafa verirse ya da sırtını buraya verirse ya da şuradan bakarsa şöyle değil mi? Yani şuradaki bakış açısı ne bunun? Ahmet'in göz hizası hop şöyle bir dairesel bir hareket e, etrafında böyle gitmez mi? Buradan baktığında şurayı görecek. Yani yukarıda da şöyle bir dairesel bir hareket oluşmaz mı arkadaşlar? Oluşur. İşte bizden bu dairesel hareketin nesi isteniyor? Tavanda görebileceği alanlar toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Tamam bunu artık görürüz. Sadece bu çizgiler bizim için yeterli. Tavanda Ahmet'in göz hizası bak böyle bir dairesel hareket çizdiği için en fazla. Tabi içeriden de bakabilir. Hani şuradan baktığı zaman da şurayı görecek. Dairenin içini görecek zaten. Onda sıkıntı yok. En fazla şurada böyle bir dairesel. E tabi buradan bakıp şuraya, buradan bakıp buraya, buradan bakıp şöyle şuraya gelebilir arkadaşlar. Yukarıda da bir daire oluşacak. Kesinlikle ama kesinlikle. Tamam bunu anladık herhalde. Şimdi gençler şu bizim çapımız olsun. Buradaki dairenin çapı. Buradaki dairenin çapı da şu olsun. Burada bir kelebek benzerliği falan çıktı. Verilen bilgilere bakalım arkadaşlar. 1.8 ise ne kaldı arkadaşlar? 0.6 mı kaldı buraya? 2.4 yapması için evet 0,6 kaldı. Bunun yarıçapı 1 metreymiş. E bunun yarıçapı 1 metre. Tamam. Şurada a burası da burası da böyle teğet olarak geçiyor. Şuradan bakıyor, buradan bakıyor. Hocam 1 1 2 1 1 2. Burada bir kelebek oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Hocam 0,6 ise o zaman burası ne yaptı? Şuradaki yükseklik 0,3. Buradaki yükseklik de 0,3 mi yaptı? Evet. Şimdi ben neyi bulacağım? Taralı alanlar yüksekte tabanda görebileceği taralı alanı bulacağım arkadaşlar. E ben bu yüksekliği kullanmam lazım. O zaman burada da devamını şöyle yükseklik olarak getireyim. Hocam burası 0,3 burası da 0,3 olarak bulduk. Başka ne yapmam lazım benim? Başka ne biliyorum arkadaşlar? Neyi kullanmadım ben? Ee, burada bir benzerlik var mı? Ona bakacağız ki benzerlik var gibi arkadaşlar. Bir şeyi okumadım. Ahmet'in yerden yüksekliği en fazla 3 metre. Ha tavanın yüksekliği de 3 metreymiş. Bitti. Bak sıkıştığım zaman soruyu okuyorum. Verilen bilgiyi kullanıyorum yani. Evet burası da 3 metre verildiğine göre olay bitti arkadaşlar. Burada bir temel orantı var mı? Var. Temel orantı da şurada 0,3'ün tamamın oranı. 0,3'ün bu tamamı kaç arkadaşlar? Şuradaki temel orantıyı buradan yapıyorum. Tamamı 3,3 yapıyor. 3,3 oranı eşittir. 1'in yarı çapı oranı. Buradan 3 bölü 33. Yani bu 1 bölü kaç yaptı? 11 mi yaptı arkadaşlar? Evet işler dışlar yapınca. R de buradan kaç geldi? 11 geldi. Madem R 11 geldi. Alanda pi R kare. Yani 121 pi olarak bulunur gençler. Güzel bir soru. Ama soruda neredeyse takılıyorduk. Takıldığımız zaman soruyu böyle devamını getirip okuduğum zaman cevabı da ulaştık arkadaşlar. O eksi bilgiyi kullanmasak tabii ki sonuca ulaşamayız. Evet cevap böylelikle Cihan oldu. Alan 12 santimetre kalı olan ABCD karesi. Yani A kare eşittir. 12 ise A'yı buradan ne buluruz arkadaşlar? Kök 12. Kök 12 dediğimiz 4 çarpı 3. 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 kök 3 bulundu. Evet karenin bir kenarı 2 kök 3. Şimdi bu şekilde dönmüş. Bak kaç derece dönmüş? 120 derece. Dikkat ederseniz dönüşe arkadaşlar. Şuradaki D noktası hop böyle. D üstüne gelmiş. Yani 120 derece bak burası. Ya da A köşesi. Tabi A köşesi lazım bana. Hop buraya 120 derece dönmüş. O zaman bu dönüş bize lazım olacak arkadaşlar. Ee, buradan şöyle bir dönüş yapıyor ya. Şöyle bir dönüş yapıyor ya. O yüzden bu da yarışap bu da yarışap. Zaten aynı karenin köşegenleri bunlar. Bunda sıkıntı yok. Karenin bir kenarını 2 kök 3 bulmuştuk. 2 kök 3'ün kök iki katından dolayı 2 kök 6 oldu burası. Hocam burası 2 kök 6 burası da 2 kök 6. E zaten bu eleman 120 derece dönmüştü. Şuradaki dönüş açısı bu olduğundan dolayı 120 derece. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu. A üst uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar ne çıktı burada? 30 30 120 üçgen çıktı. A üst uzunluğu ne olacaktır? 2 kök altının kaç katı? 2 kök altının kök 3 katı. 30 30 120 üçgenin özelliğinden dolayı. Yani bu 2 kök 18 geldi. Bu da 3. Bu da 9 çarpı 2 olduğundan dışarıya 3 diye çıkacağından 2 çarpı 3 kök olacağından bu da 6 kök olarak çıktı cevap arkadaşlar. Yani cevabımız Edremit oldu. Şekil 1'deki dik silindir ABCD düzlem boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi KL doğrusu boyunca teğet olacak şekilde yapıştırılıyor. Evet şu şekilde yapıştırılmış. Bu AB ile AB üstü birbirine paralel. Demek ki oradaki yüzeyler nedir arkadaşlar? Zemine dik ve birbirine paralel konumda. Eyvallah. O A5 6 ve 12 verilmiş. Bu 5'e 6 ve 12 kullanman lazım arkadaşlar. Şekli büyüteyim şöyle bir. Şekli büyütüp kalemimi de küçülteyim. Bir saniye. Şöyle küçültecek olursak işler daha güzel olacak. Evet şu yarı çap uzunluğu. Kalemi bir tık daha büyüteyim isterseniz. Evet bu yarı çap uzunluğu arkadaşlar. Yarı çap uzunluğu. OA uzunluğu 5. Sonra CD uzunluğu 12. CD uzunluğu 6. E burası 6 ise yukarısı da 6. Merkez kiriş çektik yapınca arkadaşlar. Burası 6 birim olduğuna göre bunlar 3 3 oldu. 3 5 3 4 5 üçgenden burası 4 çıktı. Yarı çap uzunluğu 5 ise hocam burası da 5'tir. Yarı çap uzunluğu 5 de hocam burası 1'dir. Evet buradaki en fazla uzaklık bir birim arkadaşlar. Şimdi gelelim yan tarafa. Bu bilgiler de aklımızda kalsın. Yan tarafta da buna göre diyor. AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şu bilgiler aklımızda kalsın. Şuradan ne yapmıştık? Şuradan dik çizdiğimizde bir çizemedik ya. Buradan bir dik çizdiğimizde şu uzunluğu kaç bulmuştuk? 4. Şu uzunluk kaç? 5. Şu uzunluk kaç? En fazla uzaklığı bunlar da birbirine paralel olduğu için bir birim. O zaman şu iki levha arasındaki yani şu yüzeyler arasındaki uzaklığı kaç bulduk? 11'im bulduk. Peki bizden ne isteniyor? Bizden AC üstü uzunluğu isteniyor. Buna karşılık 90 dereceye karşılık getireceğim. Arkadaşlar şu uzunluğu bulduysak bunu kullanacağım. Şu iki levha arasındaki uzaklık kaç? 11'im değil mi? Hocam o da iki levha arasındaki uzaklık C ile C üstü arasındaki uzaklıkta değil midir? İster buradaki uzaklık, ister buradaki uzaklık, ister buradaki uzaklık diye gösterebilirsiniz. Fark etmez. Şurası. E artık bunu bulmak için dik üçgene karşılık getireceğim. Dik üçgene karşılık getirmek için iki şey, ihtimaliniz var. Ya buradan çizersiniz. Bu bu düzleme dik olduğu için 90 derece hocam. Bu dik üçgenden bulursunuz. Ya da alttaki zeminden çizersiniz. Sonuca ulaşırsınız. Şöyle bakacak olursanız arkadaşlar. Şuradan çizdim ben. Bu uzunluğu 6 vermişlerdi. Bu uzunluk kaç? 10 olarak bulduk biz. Sonra burası 90 derece. E i̇lk önce burada bir pisagor uygulayalım. Hocam şuraya bir y diyelim bizden de x isteniyor. y kare neye eşittir? 6'nın karesi artı 10'un karesine eşit. Yani 136 yaptı. Y de buradan kök 136 oldu. Neyse. Sonra buraya 12 vermişlerdi. Burası da 12. O zaman x kare de neye eşittir arkadaşlar? y kare artı 12'nin karesine eşittir. O zaman x kare buradan y kareyi zaten 136 bulduk. x kareyi de 144, 12'nin karesi de 144. Şu ikisini topladığımız zaman 280 geliyor arkadaşlar. O zaman x de buradan kök 280 olur. Bu 4 çarpı 70 olduğundan 4 dışarı 2 diye çıkacağından x de buradan 2 kök 70 diye bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 2 kök 70 yani akçay çıktı arkadaşlar. Yarı çapı 3 kök 5 birim olan B ve C merkezli yarım daire. Evet B merkezlinin yarı çapı 3 kök 5 C merkezlinin de yarı çapı 3 kök 5'miş arkadaşlar. Onları yazdık. A B C D noktaları doğrusaldır. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. AC çaplı yarım daire ok yönünde C noktası etrafında 24 derece döndürülüyor. Evet ben bunu 24 derece döndürdüğümde oluşan şu boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bunların yarıçapları aynı. Yarıçap EN diklisi yarı yarıçap saçma bir alan varsa da alan taşıma yapacağımız belliydi. O zaman alan taşıma için elimizden geleni yapalım. Şuradan bir yarıçap çizelim. Hocam bu da yarıçap uzunluğu. Yarıçapı böyle bir çift çizgili gösterelim. Hocam bu da yarı çap uzunluğu. Şu da yarı çap uzunluğu. E, bu da çift çizgi değil mi? Evet. Şimdi eşit dairelerde yani bir dairede eşit kirişlerin ayrıtları alanlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Eş dairelerde de bakın bu daireyle bu daireyle eşit değil mi? Ya da şu daire eşit değil mi? Evet. O zaman eşit dairelerde de bunların ayıtları alanlar birbirine eşittir. E o zaman ne oldu arkadaşlar burası? Şu alanı iptal ettim. Buraya taşıdım. Taralı alanlar toplamı dediği ne oldu arkadaşlar? Şu iptal olduysa artık şununla şunu toplamış. Şu daire diliminin alanı oldu. Peki ben döndürme işlemini yaparken hop şöyleydi arkadaşım. Sen buradaki yay burada kesip işte böyle. Döndürme işlemini yaptığında hop buraya mı geldi bu dönme işleminde? Aynen öyle. Dönme kaç derece dönüyordu arkadaşlar? 24 derece dönüyordu. O zaman bu dönme işlemi 24 derece ise bizim burada açımız da 24 derece olmak zorunda. 24 derece döndü. Tekrar gösteriyorum. Bakın dikkat. Bu önceden buradaydı. Hop döndürdüğümde bu buraya mı denk geldi arkadaşlar? Evet. 24 derece dönmüş hali bu. O zaman bizden 24 derecelik dilimin alanı isteniyor. Yani pi r kare, 3 kök 5'in karesi çarpı 24 bölü 360 bize cevabını verecek. Aynen öyle. Buradan pi çarpı 9 çarpı 5 çarpı 24 bölü 360. Sadeleşimli yapalım. 4 kere 9 36, burası 40 yaptı. 5 kere 8 40, yaptı. 8 ile 24 sadeleşince 3 yaptı. Cevabımız da böylelikle 3 pi çıktı arkadaşlar. Yani. Sorumuzun cevabı böylelikle C-Han oldu. Kürşat öğretmen öğrencileriyle birlikte bir etkinlik yapıyor ve etkinlik sonunda bir soru soruyor. Çakışık olmayan 3 doğru çizelim. Çakışık olmayan 3 doğruyu şöyle bir çizelim arkadaşlar. Çizdik bakalım böyle bir doğruyu. Sonra diyor ki bu doğrular ikişer ikişer birbirlerini kessin. Evet zaten ikişer ikişer kestirdik sıkıntı yok. Bu doğruları eşit uzakta bulunan kaç farklı nokta vardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi gençler. Bu doğruları eşit uzaklıkta bulunan bir nokta. Mesela ben o noktayı burada alırsam hocam bu dikmelerin eşit olduğu yer neresidir? Şöyle 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 tam burasıdır arkadaşım. Neresidir? İç açıortayların ortayların kesim noktasıdır. Evet. İşte çemberin merkezi olan nokta nedir? Doğrular eşit uzaktır. Ya da aynı zamanda dış teğet çemberin merkezi olan nokta da bu şekildedir arkadaşlar. Yani şu üçgenin iç teğet çemberin merkezi olan nokta bütün kenarları eşit uzaktadır. Hatta ben bunu nasıl buldum arkadaşlar? Şu bu şekilde şu açı ortay bu açı ortay bu açı ortay olursa arkadaşım açı ortay açı ortay açı ortay olursa aynı zamanda herhangi bir yerin dış açı ortayı da yani mesela şunun dış açı ortayıyla bunun dış açı ortayının kesim noktası da e, bütün doğruları eşit uzaklıdır arkadaşım. Niye? Çünkü buradan çizilen dikmeye bakacak olursanız bu kola çizlendik. Bu kola çizlendik. Bir de bu kola çizlendik. Gördünüz mü arkadaşlar? Dikmeler açı ortayda kolları çizilen dikmeler birbirine eşit. Hocam burada da açı ortayda kolları çizilen dikmeler birbirine eşit. Bakın birinci doğruya, ikinci doğruya, üçüncü doğruya eşit uzakta olan nokta. Burası mı yaptı arkadaşlar? Evet. O zaman o nokta ya iç teğet çemberin merkezidir ya da dış teğet merkezidir. Hocam kaç tane nokta var? Bir tane burada. ikinci burada. Üçüncü nokta burada olacak. Bu açı ortayların kesim noktasında. Dördüncü noktada bu açı ortayların kesim noktasında olacak. Yani o zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Balı kesir olacak arkadaşlar. Şekil 1'deki O merkezli yarıçapı 12 birim olan yarım çember CD paralel AB olacak biçimde CD doğrusu boyunca katlanınca şekil 2 oluşuyor. E, bu 6 kök 5 olduğuna göre burası boyalı bölgenin alanı nedir? Ben bunu burada bulamam. Nerede bulurum arkadaşlar? Bir katlanmış birim için yani katlanmış şekli açmalıyım. Ama alanı burada gösteremiyorum. Şunu açtığım zaman burası oluşuyor. Ama alanda göstermem için şu doğrunun da böyle yansımasını almam lazım. O doğrunun da yansımasını aldığım zaman bakın şöyle. Hocam bunun da yansıması böyle katlanmış açılmış böyle. Şu beyaz kısım buraya geldi. Şu kısım da buraya geldi. İşte aslında bizden bu alan isteniyor. Ben buradayken şu alanı bulamam. Ama en azından buradayken daire dilim oluşturup o alanı bulabilirim arkadaşlar. Tamam. Bizden istenilen burası. Şimdi bana burada bir şey verilmiş. Arkadaşım ne yapacağız burada? Merkez varsa kiriş varsa çektik. 3 kök 15 3 kök 15 diye iki eşit parçaya böldü. Yarı çap uzunluğu 12. En etkili silahımız zaten yarı çap çizmek. E buraya da A diyecek olursak arkadaşım. O zaman 12'nin karesi eşittir. 3 kök 15'in karesi artı A kare olduğundan dolayı şuraya A demiştik. Buradan 144 eksi 9 çarpı o 9 çarpı 15 kaç yapıyor? 5 kere 9 45 135 mi yapıyor? Evet 135 yaptı. Eşittir A kare olduğundan e buradan da 144'ten 135 çıkınca 9. A kare 9sa da A'yı buradan 3 buluruz. Evet arkadaşlar A 3 birim burası. Yani şu merkezden arkadaşlar şuraya kadar olan uzunluk kaç birim? 3 birim. Şimdi sen katlamayı düşün. Katlamayı düşün. Şu katlamayı şöyle düşünecek olursan. Şimdi sen katladığın zaman buradaki nokta buraya doğru geliyor ya. E burası hocam 90 derece. Ben buraya ne buldum? 3 birim buldum bak. Sen bu katlamada 3 birim buraya mı gelecek? Aynen öyle. 3 birim burası. E sonra en etkili silahımız yarı çap. E hatta bu çizgide buraya gelecek. Tamam bunda sıkıntı yok. Şu 3, 3, 6 yeter bana. Çünkü ne yapacağım? Buna karşılık bir daire dilimi oluşturacağım. Şuna bir ağ alın diyeyim. Ağ bulmaya çalışacağım. Hocam bunu bulmak için daire dilimi oluşturmak zorundayım. Al sana daire dilimi. Hop böyle hop böyle çizince. Hocam bu da yarı çaptı. E bunun için açı lazım bana. Bak şuraya. Burası da 90 derece ya. 90'ın karşısı 12. Hangi açının karşısı alttır? Tabii ki 30'un karşısı. E o zaman burası da 60 yaptı. Hatta burası da 60 yaptı. E o zaman burası da 30 yaptı. Hatta 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı 6 köküç oldu. Burası da 6 köküç oldu mu? Oldu. Şimdi daha alanını bulabilirim. Dilimden 120'lik dilimden yani pi r kare 120 bölü 360'tan neyi çıkartacağım? Şu üçgenin alanını 30 30 120. Tabanım 12 köküç yüksekliğim 6. 12 kökü çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağız arkadaşlar. Evet buradan şunlar sadeleşince 3 mi yaptı? Evet. 144'ü 3'e böleceğiz. 36 yok. 48 mi yapıyor? Evet 48 yapıyor. O zaman A alan neye eşit oldu? 48 pi eksi. Şunlar da sadeleşince arkadaşlar 6 yaptı. 6 kökü işte de 6'ın çarpımı 36 kökü 3 oldu. Yani cevap 48 pi eksi. 36 köküş olarak bulundu. Cevabımız böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar.